Tamamdır. Slide göründü mü herkeste? Hakan'cığım hoş geldin. Sevim Hocam hoş geldiniz. Cemile Hocam, Tuğba Hocam, Ayşe Hocam, Rasime Hocam, Sinem Hocam uzun zamandan beri yeni görüştük. Hoş geldiniz. Tuğba Merhaba hocam, slide gözüküyor bu arada. tamam, teşekkür ederim Hakan'cığım. O zaman şöyle yapıyoruz. Hadi bakalım. Eski Türk tarihiyle başlıyoruz. Dediğim gibi KPSS'yi ilgilendiren kısmı önce halledecektik. Şimdi başlıyoruz. Evet. Türk kelimesi ilk defa hangi kaynakta geçiyordu? Milattan önce 1328 yılında Çin kaynağında geçiyordu. Bir saniye. Evet. Tukiye şeklinde geçiyordu. Çünkü Çince'de R harfi yoktu. O yüzden Tukiye diye geçiyordu. Wamberg 1879'da bir saniye gelen arkadaşlarımız var. Türk adını türemek, çoğalmak fiilinden geldiğini üreye sürmüş Wamberg. Bu da bir Macar Türkolog bildiğiniz gibi. Türkoloji Enstitüsü'nden mezun. Kaşgarlı Mahmut Divan Lügat'ın Türk'te Orgunluk Çağı, Ziya Gökalp ve Bartolt Töre'nin nizam sahibi, Fransız dil bilgini Louis Bazin Török yani şekil kazanmış anlamında. Anladım. İran kaynaklarında güzel insan, beautiful woman, Çin kaynaklarında Mikfer, Ebul Fakih ve Gerdizi gibi İslam kaynaklarında terk edilmiş adam. Bakın genelde siz şöyle görüyorsunuz, işte Mikfer, güzel insan, Török falan filan. Ama kimin ne dediği önemli bizim için. Ebul Fakih ve Gerdizi terk edilmiş adam. Müller, Türk sözünün olgunluk, zamanın ortası ve vakit anlamında kullanıyor. Müller'i de not ettik. Uygurlar güç, kuvvet, kudret, izanlı olgunluk. Darfur'a göre devlete bağlı halk. Darfur da önemli bizim için. Bazı Avrupa kaynaklarında Takye, deniz kıyısında oturan adam olarak da geçmiş. Fiyok ise Herodot Türk adının anlamını İskit Türkçesinde deniz kenarında oturan adam olarak geçtiğini söylemiş. Bak bunu kim söylüyor? Fiyok söylüyor bize. Fiyok da Herodot diyor, Herodot diyor. Deniz kenarında oturan adam dediği İskitler yani Türklerdir diyor. Deniz kenarında oturan adam Takye olarak geçiyor. Bu Takye de Arap kaynaklarında Takyesi bunun. Deniz kenarında oturan adam. Tamamdır. Dikkat etmemiz gereken şey şu sevgili öğrencilerim. Çinlilerin kauçi, Türklerin ise kağnı, terek dediği at arabalarının yüksekliği yüzünden yabancı toplumlar Türklere yüksek arabalı kavim de demişler. Kauçi. Kauçi adı verilmiş. Yüksek arabalı kavim. Çünkü kağnıyı kullanıyoruz. Türklerin göç ettiği bölgeleri zaten biliyorsunuz. Nereden nereye göç ettiğini. Kuzeye gidenler Sibirya'ya, doğuya gidenler Çin ve Uzak Doğu'ya, güneye gidenler Hindistan ve Afganistan'a, batıya gidenler iki yol izlemişler. Bir kısmı Hazar'ın kuzeyinden, bir kısmı Hazar'ın güneyinden Anadolu ve Mısır'a doğru göç etmişler. Dünyada en fazla göç eden neredeyse Türklerdir sevgili öğrencilerim. Geçenki dersimizde de Rasime Hocam da sanırım, hocam aynısını şey yaptınız demişti. Ben de o zaman demiştim ki Turgaycığım hoş geldin. Genel tekrar da hallederiz demiştim. Türklerin tarih sahnesine çıktıkları yer ve zaman konusunda çeşitli görüşler sunanlar var. Altaylar ve çevresini Türklerin ana yurdu olarak görenler, yukarıdakiler yani şunlar Türklerin ana yurdunu Altaylar ve çevresi olarak görüyor. Şöyle yapalım. Şunlar da Kadırgan dağlarını görüyorlar. Yani Cleopatra, Hammer, Skold, Kastırın, Wamberg ve Oberhummer. Sağ ol Tugaycığım. Tugaycığım. Kadırgan dağlarını görenler Koppers, Radlov, Ramstedt, Ligeti, Menges ve Bartol. Şu Ligeti çok önemli bir kişi. Ligeti'nin Türk tarihi, eski Türk tarihiyle ilgili çok önemli görüşleri de var sevgili öğrencilerim. O nedenle Ligeti'nin ne dediği de önemli bizim için. Kadırgan dağlarını söylüyor Ligeti. Onu tekrar söylemek istiyor. Tamamdır. Bunlar da çıkıyor denemelerde. Ben de sormuştum denemenin birinde.
teori bunlar. Altay teorisi ama en fazla tuttuğumuz teori. Yani Kleopatra'nın, Hammerdin, Scott'un, Castren, Vanberg ve Oberhummer'ın söyledikleri şu anda birinci sırada. Hemen bir soruyla karşı karşıyayız. Ural Nehri veya Ural Dağları'nın Türkçesi hangisidir? Ural Dağları ve Ural Nehri'nin Türkçesi hangisidir? Çıksa ne diyeceğiz? Aksu. Yalan mı söylüyorlar? Yok Rasim Hocam. Hocam. Yok sallamıştım zaten hocam. Yok değil, yok yok. Rasim Hocam değil. Ayşe Hocam size Tim dediniz galiba. O da değil. Ben İtim derdim ama aha, benim yok. Değilim. Ben olsam yayık derdim. Doğru cevap yayık. Hemen not ediyorsunuz. Yayık. Ural Nehri ve Ural Dağları'nın Türkçesi yayıktır. Peki bu soruda ne diyeceksiniz? Türkistan ve Türklerin ana yurdu ile ilgili yapılan arkeolojik çalışmaları hangi ilim adamları yapmıştır? İlk çalışanlar. Tabii ki Ruslar yapıyor. Kısilev ve Çernikov yapıyor. Bunları da not alın. Kısilev ve Çernikov Türkistan'da Türklerin ana yurdu ile ilgili arkeolojik çalışmalar yapıyor. Bakın bu iki adam Rus bunlar. Kısilev ve Çernikov. Hangisi sanat tarihçilerinin Türklerin ana yurdu olarak kabul ettikleri yerdir? Sanat tarihçileri Türklerin ana yurdu olarak kabul ettiği yer neresi acaba? Altay Kırmızı Bozkır'da. C derdim hocam ben de. C demezdim ben olsam. E derdim. Çünkü sanat tarihçileri Tanrı Dağları diyor. Şimdi ben tarih ÖABT dersimde anlattıklarımı burada soru yaptım. Yani bunların bunları anlatıyorum ben. İşte sanat tarihçileri bunu diyor. Biraz önceki işte arkeolojik kazı yapanlar falan. Bunlar önemli bizim için. Tanrı Dağları sanat tarihçilerinin Türklerin ana yurdu olarak kabul ettikleri yerdir. O zaman buna da bir not düşüyoruz. Dikkat! Türkiye adına bakalım. Osmanlı Devleti'nde ilk defa Namık Kemal ve Ali Suavi'nin yazılarında Türkiye, Türkistan, Türkland şeklinde Türkiye adı kullanılmış ilk defa. İkinci Meşrutiyet'le birlikte yeniden Türkiye ve Türkistan şeklinde isimlendirmeler de bir artış olmuş. Zaten İttihat ve Terakki daha çok bu kelimeleri kullanıyor. Ziya Gökalp'te ünlü Turan şiirinde vatan ne Türkiye'dir, Türklere Türkistan, vatan mübarek bir ülküdür Turan dediğini biliyorsunuz. Evet. Tamamdır. Demek ki Ali Suavi'nin yazılarında var. Bir de Namık Kemal'in yazılarında var. Türk soyuna bakalım. Türklerin bilimsel araştırmalar sonucunda brekisefal kafa yapısına sahip beyaz ırka mensup Europit grubunun Turanit tipinde olduğu anlaşılmış. Uzun yıllar batı kaynakları Türklere Moğolları, Türklerle Moğolları aynı ırk içinde değerlendirmişler ve bununla ilgili Afet İnan hocamızın çok önemli araştırmaları var biliyorsunuz. Türkiye'de antropolojik çalışmalar deyince Afet İnan tabii ki ilk önce aklımıza gelen. O da atamız bir Fransız gazete okuyor. Orada Türkleri sarı ırk yapıyor. En aşağı ırk olarak gösterince atamız sinirleniyor ve çalışma teşvikinde bulunuyor. Türk adının geçtiği kaynaklar hangileri? Millet ve devlet adı olarak Türk kelimesinin Çin'de Çoğu sülalesi yıllığında görülmüş. Çinliler Türk kelimesinin kendi fonetiklerine göre ancak Tukiye şeklinde yazabilmişlerdi. Çünkü R harfi yok dedi. Arap kaynaklarında 6. yüzyıl sonlarında henüz İslamiyet'in ortaya çıkmasından önceki cahiliye devrinde Türk adının geçtiği ilk eser cahiliye devri şairlerinden Nabigat el-Zübyani'nin divanıdır. Bunu lütfen not alın. Arap kaynaklarında cahiliye devrindeyken şair Nabigat el-Zübyani'nin divanında Türk adı geçmektedir. Tamamdır. Çin yıllıklarının ilki hangisidir? Evet, Çin yıllıklarının ilki hangisidir?
Hocam ya Adana ya Bolu galiba ya. Ama tam karar veremedim. Şimdi Rasim Hocam doğru söylediniz. Şi Çi birincisi, ikincisi Çi 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 Şu. Aynen. Yani birincisi Şi Çi'dir. İlk yıllık Şi Çi yıllığı. A şıkkıdır. Şi Çi. İkincisi de Çayn Şu'dur. Çayn Şu. Aramızda Çince bilen var mı? Devam ediyoruz. Hermitaj Müzesi. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yer alan Hermitaj Müzesi 2. Katarina tarafından kuruluyor. 1852 yılında kamunun hizmetine açılmış. Yaklaşık 3 milyon sanat eseriyle bir numara diyebiliriz. Hermitaj Müzesi dünyanın en büyük resim koleksiyonuna sahip. Türk kurganlarından çıkan birçok sanat eseri de bu müzede sergilenmekte sevgili öğrencilerim. Neredeymiş Hermitaj Müzesi? St. Petersburg'daymış. Bunu unutmayalım. Hermitaj Müzesi'ni neden söyledik derseniz eğer, çünkü Türklere ait ilk kültür çevreleri var ya, ilk Türk kültür çevreleri Anav'la başladık. Anav, Aferes Yenova, sonra Kelteminer, Andır on Ova, sonra Karasuk ve Tagar. Karasuk, Tagar. Sıralanması bu. Hangisi Orta Asya'nın ilk kültür çevresi? Anav. Hangisi Türklerin en eski kültür çevresi? Aferes Yenova. Hangisi balıkçılıkla uğraşıldığını gösterir? Kelteminer. Hangisi atın evcilleştirildiğini, savaş atı çağının başladığını, altın ve gümüşü Türklerin kullandığını, kurgan tipli mezarların olduğu Andronova kültür çevresi. Hangisi demirin kullanıldığı? Karasuk. Hangisi günümüze en yakın ve gelişmiş? Tagar. Tamamdır. Hızımız iyi mi sevgili öğrencilerim? İyi hocam. Tamam, hızımız güzel. Değerli öğrencilerim, bu kültür çevrelerinden çıkan malzemelerin çoğu, yani %70'in üzerinde Hermitaj'da bulunuyor. Benim böyle bir tablom var. Asya'daki Türk imparatorlukları, Asya Hun, Avarlar, Akunlar, 1. Göktürk, 2. Göktürk, Uygurlar, Avrupa'da kurulan imparatorluklar, Avrupa Hun İmparatorluğu ve Avrupa Avarlar. Bunlar imparatorluklarımız. Asya'daki imparatorluklar, Avrupa'daki imparatorluklar. Bir de boylarımız var. Asya'daki Türk boyları, İskit, Sabar, Sibir, Karluk, Oğuz, Kıpçak, Kumam, Kırgız, Türgiş, Hazar, Başkurt ve Kimek. Bunlar da Asya'daki boylarımız. Avrupa'daki boylarımız Bulgar, Macar, Peçenek, Uz. Bulgar, Macar, Peçenek, Uz. Bunlar da Avrupa'daki boylarımız. Boy ne demekti? Boyu da şöyle tarif edelim. En üstte il vardı. Onun altında İl, onun altında bodun vardı. Bodun. Onun altında boy bot vardı. Boy bot. Onun altında uruk vardı. Onun altında ise oguş vardı. Oguş. Peki soy ne demektir? Soy. Uruk. Yani uruk soydur. Soy. Sop ne demektir? Sop. Hani küfürde var ya, bizim o güzel Türkçemizi aldılar, küfür yaptılar. Şimdi soy sop dediğimiz şey şöyle. Soy baba tarafı, sop anne tarafıdır. Soy baba tarafı, sop anne tarafıdır. Tamamdır. Oguş aile, uruk, soy sop sülale, boy bot, en küçük devlet şekillenmesi, bodun, millet, il devlet. Yunanlılar tarafından İskit, yani Skotoi, İranlılar tarafından Saka adıyla anılan bu kavim, Hintlilerce Jaka diye biliniyor. Bu ünlü tarihçi Herodot, İskit adının Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan yerli halkın kullandığı Skolot ya da Oskolot sözcüğünden geldiğini ileri sürmektedir. Hesisos'un şiirlerinde İskitler Skudai olarak geçer.
Hipokrat, Strabon ve Tukidides'in eserlerinde ise Skytai olarak bahsedilmekte. İskitler ile geniş ve detaylı bilgi veren Herodot, İskitler için kısrak sağanlar tabirini kullanmış. Ünlü Pers kralı Darius'un Disutun kitabesinde sakallar için sivri başlıklı ifadesi kullanıldığını söylemiştim. Sakallar için sivri başlıklı ifadesi kullanılmış. Değerli öğrencilerim, şöyle devam edelim. Evet. Hermitage Müzesi'nde, Hermitage Müzesi demişiz ama bir saniye. Şurada Cihan geldi. Onu alalım. Dikkat etmeniz gereken husus şu. Alper Tunga'nın hayatı ile ilgili olayların en eski kaydını Herodot tarihinde görmekteyiz. Şu Hermitage Müzesi'ni silebilirsiniz. O yanlışlıkla oraya gelmiş. Herodot Alper Tunga'yı Modova olarak anmıştır. Modova. Buna lütfen dikkat edin. Modova olarak anmış. Herodot'un sakaların başbuğu olarak gösterdiği Modova, İran kayıtlarında Efrasiyap adıyla geçer. Efrasiyap. Efrasiyap adıyla geçmektedir. İşte İran-Türkistan üzerine yapılan İran-Turan savaşları Herodot tarihinin işte kaynakçası da bu. Değerli öğrencilerim, dikkat edelim yine. İskit kurganları Arjan, Kostromonskaya, Soloko günümüzde Rusya'da Hermitage Müzesi'ndedir. İskit vazosu Batı dünyasında çok tanınıyor. 2002'de Alman arkeolog Hermann Harzinger tarafından Tuada Arzan bölgesinde, yani Arzan kurganında, Arjan yani, 2500 yıllık bir İskit kurganı içinde 50 kilo ağırlığında 6000 altın nesne, bıçak, çizmeler ve taş tokası bulunmuştur. Günümüzde ünlü olan o İskit şeyleri var. Aplikler falan var. Hermann Farzinger bulmuştur bunu. Hermann Farzinger. Asya Hun İmparatorluğu'na geldik. Asya Hun Devleti. Hunlara ait ilk bilgiler M.Ö. 318'de Çin ile yapılan Kuzey Şansi Anlaşması'nın metni. Bu anlaşmada Hun adı Hinyuk'tu. Yani Hün, Hün yani Hun, halk. Halklar Federasyonu olarak geçer. Bu anlaşma ayrıca Orta Asya tarihinin bilinen ilk yazılı anlaşmasıdır. Sevgili öğrencilerim, Hunların boyları var. Rong boyu, Di boyu, Linhu boyu, Shuyan Rong boyu. Evet. Rong boyu, Di, Linhu, Shuyan Rong. Bunlar Çin kaynaklarında Hunların boyları olarak geçiyor. Teoman bilinen ilk hükümdarıydı. Tümen Türkçesi Şanyu unvanını kullanmış. Teoman Şanyu. Metan 209'da tahta çıkıyor. Tanhu unvanıyla. Veziri Kutuhao'dur. Kutuhao Metan'ın veziridir. Çin kaynaklarında Motun olarak geçen hükümdar Türk kaynaklarında Bagatur olarak geçtiğini size söylemiştim. Şu Hun boylarını unutmayın. Rong, Di, Linhu, Shuyanro. Bunlar Hunların boyları. Paiting Savaşı'nı bilmeyen yok. Diğer adı Beş Balık Savaşı'dır. M.Ö. 197'de olduğunu da unutmayın. 320 bin kişiden oluşan ordusuyla Kaoti, Paiting yaylasındaki bir kaleye sığınmak zorunda kaldı Kaoti. İmparatoru takip eden Mete onu kaleden kuşattı ve atlarını renklere göre sıraladı. Doğuda kır, güneyde doru, batıda ak, kuzeyde yağız atlar yer aldı. Kale önlerinde yapılan meydan savaşını Metan kazandı. Daha sonra barış ve dostluk anlaşmaları imzalandı. Çin İmparatoru Paiting Savaşı'nın yazılması utanç veren bir anlaşma olarak nitelendirdi. Böyle bir soru gelebilir. Yazılması utanç veren anlaşma. Bu anlaşma Orta ve Doğu Asya tarihinin ilk uluslararası anlaşması olması yönünden önem taşır. Paiting, Beş Balık Savaşı. Metan öldükten sonra Kiyok geçiyor. Kiyok döneminde Chang Qian raporu var. Wuti'nin İpek Yolu üzerindeki memleket ve kavimleri öğrenmek, onlarla Hunlara karşı işbirliği yapmak amacıyla batıya gönderdiği yüksek rütbeli asker Chang Qian. Bu Wuti'nin dediği de Çin İmparatoru.
gizli vazifesini yaparken Hunlar tarafından yakalandı. 10 yıl gözaltında tutuldu. Ama burada uzun süre geçtiği için bu raporu çok önemlidir. Çin siyaseti için başlıca rehberdir Changqing raporu. Yani Hunların, Asya Hunlarının dağılmasına da neden oluyor. Büyük Hun devletinin parçalanmasıyla Çin karşısındaki üstünlüğünün kaybolması üzerine Çin'in ödediği ipek vergiyi kesmesi sonrasında Hunlar zor duruma düştü. İpek yolu denetimi Çinlilerin eline geçti. Bu durum karşısında Hun Hakanı Hohanye, Çin himayesine girmekten başka çare olmadığını düşündü ama utanç verici sayan Çiçi, onun hükümdarlığını tanımadı ve mücadeleye girişti. Böylece Büyük Hun devleti önce Doğu Batı, daha sonra da Kuzey Güney olarak bölünecek. Hohanye, M.Ö. 1. yüzyılın ortalarında Çin elçileriyle anlaşma yaptığı zaman şaraba kan karıştırarak içmiştir. Yani buradaki şarap derken nedir o? Kımız. Ant kadehi içmiş yani. Ant kadehinden içmiş. Önce Doğu Batı, daha sonra Kuzey Güney olarak ayrılıyor. Hun kurganlarına bir bakalım. Altaylarda Büyük Hun Devleti'nin kültürünü temsil eden kurganlar Katanda, Tüketa, Noyunula, Kazırık, Şibe ve Esik kurganları Hun kurganlarıdır. Bu kurganlar Altay bölgesinin en eski tigin mezarlarıdır. Bu kurganlardan çıkan eserlerin büyük bir kısmı yine Hermitaj Müzesi'ndedir. Pazarlık kurganları birçok dini, mitolojik, arkeolojik, sanat tarihiyle ilgili bilgiler sunar. Türkiye'den Orta Asya'ya giden ilk sanat tarihçisi Profesör Doktor Necat Diyarbekirli araştırmalarında Esik ve Pazarlık kurganlarının Hun sanatının izlerini taşıdığını söylemiştir. Esik ve Pazarlık kurganlarının Hun sanatının izlerini taşıdığını söylemiştir. Dikkat edelim. Asya Hunlarına ait pili adı verilen telli bir çalgı, ukiya ve pipa adı verilen üflemeli çalgılar bulunmuştur. Altay dağlarındaki Çalışman Irmağı kenarında bulunan Çalışman sulama kanalları Hunların tarımla uğraştıklarını kanıtlamıştır. Türklerin atasporu güreş Asya Hunları ile başlar. Kazırık halısı Hermitaj'da, altın elbiseli adam zırhı Almatı'da, Oğuz Kağan destanı da Meta'nın destansı hikayelerini anlatır. Devam ediyoruz. Altın elbiseli adam mezarında çıkarılan en değerli malzeme Türk tarihi ve kültürü açısından hangisidir? Prens kıyafeti. Değil. Evet, değil mi? Aşk olsun. O zaman bir kap üzerinde 26 harften oluşan yer. Tabii ki. Tabii ki 23'ünde öldü Tigin. Esik halkının başı sağ olsun diyor o kapta. Yani o kabı görmüşsünüzdür. Kevgir gibi, onun yuvarlak kısmı gibi bir kap yani. Bu kabın arkasında eski Göktürk alfabeyle yazılmış 26 harften oluşan yazı. Ben en değerli deyince hocam. Duygusal anlamda düşündüm. Tamamıyla duygusal anlamda düşündün Rasim hocam. Bir kap üzerinde. Evet, evet. Herkes seviyor aslında. Değerli öğrencilerim, bir kap üzerinde 26 harften oluşan yazı dedik. Hangisi çeşitli kaynaklarda görülen Hun adlarından biri değildir? E mi hocam? E diyen arkadaşlarımız var. Başka bir şey diyen var mı? Yok. Hana. Hana diye bir isim yok. Huna, Hyun, Hun, Huni. Bu şeyde geçiyor. Sanskritçe'de. Huni. Huniler. Tamamdır. Hunların ataları olan topluluklara dair yazılan ilk Çin şiirleri kaçıncı yüzyıla aittir? Milattan önce 4 mü hocam? Milattan önce 9. yüzyıl Rasim hocam. Milattan önce 9. yüzyıl Hunların ataları olan topluluklara dair yazılan ilk şiirler. 9. yüzyıl milattan önce.
Hangisi ilk Rum boylarından birisi değildir? Aşiyen. Aferin. Aynen Aşiyen. Biraz önce bilgiyi vermesek yapabilir miydiniz acaba? Hayır. Ya biraz evet, biraz detay. Rong Di Lunku Shuyan Rong Aşiyen yok. Edirne olacak. Aferin. Hangisi Hunlar arasında görülen geleneklerden birisi değildir? Toplumda güçlü kuvvetli olanlara saygı gösterilir. Derebeyler ile halk arasında ilişkileri belirleyen kanunlar vardı. Kardeşleri ölünce yengeleriyle evlenirlerdi. Çin'deki gibi toplum hatları, saygınlık hatları vardı. Askerlere etin yağlı ve güzel kısmı yedirilir. Kalanı diğerlerine ve yaşlılara dağıtılırdı. Hocam ben C derdim. C derdim. Aynen C derdim. Ben ne diyeceğimi söylüyorum. Ben Bursa derdim. Ben de Bursa dedim hocam. Aferin Raşit hocam. Aferin. Derebeyler ile halk arasında... Evet Tugay. Devam edin hocam, özür dilerim. Yok estağfurullah. Şimdi Türklerde yengeleriyle evlenmek yok diye biliyorum. Var var. Var Tugay'cığım. Eski geleneklerimizde Bozkır kültüründe vardır o. Bozkır kültüründe abisi ölünce ya da kardeşi ölünce gelinle evlenme, yani yengesiyle evlenme geleneği vardı. Burada da tabii Bozkır'ın o sert kuralları geçerli. Yani Bursa olacak. Derebeylerle halk arasında... hocam. Rica ederim Tugay'cığım. Ya işte anokratik davranmak lazım biraz. Yani anokratik davranalım. Dönemin koşullarına göre düşünmek gerekiyor. Modu babası Toğman tarafından hangi halka reyni olarak gönderildi? Yüce. Yüce. Aferin. Yüce'ler. Aferin. İyi gaza geldiniz vallahi. Bakın Hunlar. Kuzey Hunları Ostrogot, Visigot, Vandal, Anal, Cermen, Frank, Angıl, Sakson, Gepik falan feşmekan ya. Bakın burada Gotlar yukarıya gitti. Burgutlar var. Langobartlar var, Süevler var, Bungortlar her tarafı gezmiş. Süevler burada, burada da Süev, Elemanlar, Alemon Fransızca Alman demektir. Yani biz Alman kelimesini Fransızlardan aldık. Alemon, Cermenler. Avrupa Hunları günümüz literatüründe Avrupa Hun İmparatorluğu'nun kuruluşu 374 olarak geçiyor. Zamanla yapılan araştırmalar Avrupa Hunlarının ilk Tarkanının Kama Tarkan olduğunu ortaya çıkarttı. Kama Tarkan bölgedeki Hun topluluklarını yönetim altına toplayarak 352'de Avrupa Hun İmparatorluğunu fiilen kurdu ve yönetimi 370'e kadar elinde bulundurdu. Balamer, yani Balamber, Kama Tarkan'ın ölümüyle, ki onun oğlu mu yoksa akrabası mı olduğunu bilmiyoruz, İlk defa Balamer idaresinde şeyi geçiyorlar. Avrupa'ya geçiyorlar. Alan ülkesini ele geçirdiler. Tarih kaynaklarda Balamir 374'te İdil Nehri kıyılarında görüldüğünü kaydediyor. Yani siz hep şöyle biliyorsunuz belki de. Kurucusu Balamir diye biliyorsunuz. Genel olarak da literatürde bazı yerlerde öyle geçiyor ama İdil Nehri'ni geçmeden önce zaten devlet kurulmuş. Kama Tarkan 374'te kurulmuş. Gotlarla ilk savaş 375'te gerçekleşiyor. Savaşı kazanan Balamir, Gotları Avrupa'nın işlerine Roma'ya doğru sürüklemiş. Gotların bu kısmı Batı Gotlarının arazisine sığındı ise de daha sonrası Karadeniz'in kuzeyinden gidiyor. Şöyle, Hunlara bağlılıklarını göstermek zorundaydılar. Yeni krallarının adı olan Hunimund kelimesi bütün yeni durumu izah etmeye yetiyor. Zira bunun manası Hunların himayecisi Mund, altında yaşayan demektir. Mund, yani Mund altında demektir. Hunimund, yani Hunların altında yaşayan hükümdar demektir. Hunimund, Gotların Hunimundu. Hangi dildeki bir ana kaynakta Avrupa Hunları hakkında bilgi bulunmaz? Süryanice. Başka bir şey diyeyim.
Kimler Süryani diyordu başka? Ben de diyordum. Dubai hocam da Süryani dedi. Rusça. Ruslar var mı hocam? Rusça'dan bulamamışlar mı hocam? Avrupa Hunları döneminde Rus var mı Ruslar? Knezlikler yok mu? Knezlikler var da nerede knezlikler? Avrupa Hunlarını görmüyor. Bakın bir önceki... Kuzeyde mi kalıyorlar hocam? Kuzeyde kalıyorlar. Ama oradan dolanmışlar. Hani nerede? Bak alanlar yukarıda. Hani bak adamlar şurada bak. Bak şurada adamlar. Dur çizeyim. Aha burada. Bunlar görmemiş bile. Bak bizimkiler buradan ilerliyor. Bu şekilde. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hocam bu Ruslar gerçekten çok geri kalmış bir millet mi zamanında? Evet. Biraz şey ya. Nasıl diyeyim? Hava soğuk, buz gibi. Zaten yazın bir tek sokağa çıkabiliyorlar. Tarihte de öyleydi. Geri kalmıştı. Çiftçi. Yani tarımla uğraşıyordu. Yerleşik hayat vardı. Bizim gibi bozkır değildi. Şehirleri vardı. Zaten ekebildikleri zaman sıkıntıydı. O nedenle geri kalmıştı. Batıya biraz ilerleyince kendilerine geldiler. Petro zamanında adam oldular desek yeridir. Hangisi Doğu Roma ile yapılan Margus Barış Anlaşması'nın maddelerinden biri değildir? Evet dinliyorum. Hocam ipek derdim ipek. Aferin Tugay. Doğru. Bunlara 10.000 top ipek gönderecek yok. Margus Barışı'nda. Diğerleri var. Göktürklere geliyoruz. Göktürklerle ilgili ilk bilgiler Link Tefenkin, Joshu. Ondan önce şunu söyleyeyim. Avrupalıların en ünlü hükümdarın Atilla olduğunu ve Nibelungen Destanı'nda Edsel olarak geçtiğini, Atilla adına o kadar çok şeyler yaptıklarını biliyorsunuz. Yani bu sadece onunla ilgili çıkabilecek bir soru. Yoksa onları da alsak bizim sıfırdan almamız gerekiyor. Göktürklerle ilgili ilk bilgiler Link Tefenk'in Joshu yıllığıdır. 50 ciltlik eserin son cildi Göktürklere ayrılmış. 9. cildinde Aşina soyundan bahsediyor. İkinci olarak Wei Qin'in 85 ciltlik Sushi adlı eserinde Tu Yu'nun 801'de yazdığı 200 ciltlik yılında Göktürklerden bahsediyor. Göktürklerle ilgili ilk araştırmayı, bunu not alın yoksa eğer elinizde, 1756'da Fransız De Guignes yapmıştır. De Guignes. Çin kaynaklarını Türkiye'de ilk okuyan bilim adamı Bahattin Ögel'dir. Bahattin Ögel 1989'da vefat etti. Çin arşivlerine girerek Orta Asya Türk tarihi alanında son derece önemli çalışmalar yaptı. 9 ciltlik Türk kültür tarihine giriş adlı eseriyle uluslararası bir üne sahip oldu. Çin kaynaklarına göre Göktürkler bunlara bağlı olduğu Türk boyunun Aşina dişi kurt ailesinden gelmektedir. Bu ailenin tanrısal kökenli bir kurdun türediğine inanılıyor. Kurdun Aşina soyunu büyüttüğü yere Ata Mağarası adı verilmiş. Her yıl atalara ve mağaranın önüne kurbanlar sunulur. Ayrıca Çin yıllıkları Göktürk'le ilgili savaşta ölmeyi şeref sayarlar. Hastalanarak ölmekten utanırlar demiştir. Bu da sorulabilir. Savaşta ölmeyi şeref sayarlar. Hastalanarak ölmekten utanırlar. Çin kaynakları kimin için söylemiş? Göktürkler için söylemiş. Dikkat edelim. Göktürklerden bahseden İslam kaynaklarından ilki Taberi'dir. Taberistan doğumlu biliyorsunuz. Tarih-ül Umem ve Mülk eserinde, not alın, İslam öncesi devrini yazdığı Peygamberler Tarihi kısmında Göktürklerle ilgili bilgi vardır. Tarih-ül Umem ve Mülk. Mesela Batı Göktürk Kağan'ın adını Taberi'de vardır. Diğer bir İslam kaynağı da meşhur coğrafyacı İbnül Hurdat Bihtin, Kitab-ül Mesalik vel Memalik'tir. 10. asrın ilk yarısında ölen müellif münevver bir zat olup coğrafyasında eski Türklerle ilgili kıymetli malumat vermiştir. Çok münevverdir. Gerçekten münevver bir zat-ı muhteremdir.
Bumin Kağan. Avarların pusatlarını yapan Aşina soyunun beyi Tuğ'un büyük oğlu Bumun. Küçük oğlu İstemi'dir. Avarların son kağanı Anaku'dur. Anaku'ya karşı ihtilal başlatmış. Bumin Huay Huan denilen yerde Anaku'yu yener ve onun intihar etmesine sebep olur. Anaku intihar etmiştir. Avar hükümdarı. Hani kızını istemişti de vermedi ya. Benim kızımı nice Çinli doktorlar, mühendisler istedi de vermedim. Sana mı vereceğim pis demirciyi? Defol git. Demişti de bizimki fakir ama onurlu bir gençti. Anaku'yu alaşağı etti. En parlak dönemi Mukan Kağan zamanında 400'e yakın elçi Çin'e gitmiştir. Mukan Kağan amcası İsteme Yapbu ile beraber devleti iyi yönetmiştir. Siyasi ve askeri olarak da çok ileri düzeye ulaşmıştır. Mukan Kağan tahta kaldığı 20 yıl içinde devletin zamanın dünyanın en büyük ve en güçlü devleti haline getirmiştir sevgili öğrencilerim. Çin Seddi'nin dışındaki bütün kavimler ona itaat etmiştir ifadesi Çin kaynaklarında yazıyor. Bak bu ifadeler önemli. Çin Seddi'nin dışındaki bütün kavimler ona itaat etmiştir. Göktürk Devleti'nin en parlak dönemi Mukan Kağan çıktı da zaten. GK'da çıkmıştı hatırlarsınız. Şimdi bir dakikanın altına düştük. Saate bakayım. 5 dakika sonra birlikteyiz. 8'i çeyrek geçe birlikteyiz. Bizans kaynakları arasında Türklerden ilk defa Türk diye bahseden müellif Agatias'tır. Agatias. Bunu not alın. Agatias. Buğut kitabeleri 1. Göktürklere aittir sevgili öğrencilerim. Buğut kitabeleri 1. Göktürklere ait. Soğuzca yazılmış. Soğuzca. 1956'da Moğol arkeolog Darşuren tarafından Moğolistan'da bulunmuştur. Buğut kitabeleri taşın 3 tarafı Soğut dilinde yazılmış. Sanskritçe ve Brahman dilleri de var. Mukan Kağan'ın mezarı olduğu ya da İşbara Kağan tarafından dikildiği